Arkadaşlar merhaba. TİA Portal konutlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü komutlarımız MOV komutları. MOV komutlarına MOV operasyonlarından ulaşabiliyoruz. Klasörü açtığımızda birçok komut var. Bunların hepsini göstermeyeceğim tek tek. En sık kullanılanlarını göstereceğim. Birinci komutla başlıyorum. MOV komutu sayfaya geldiğinde komut üzerinde görüldüğü gibi çeşitli parametreler var. Komutun işlevi nedir? Komut bu en girişine yazılan bilgiyi o çıkışına atayan bir komuttur. Enable girişi aktif olduğu sürece. Bunu enable girişine aktif ettiğimiz anda en girişindeki değeri o çıkışına atar. Yeni bir bilgi gelene kadar o çıkışındaki veriyi saklar. Örneğin buraya 5 yazdık. 5'i gönderdiğimizde bir sonraki durumda başka bir bilgi yoksa 5 durmaya devam eder. Eğer 10 gibi bir sayı yollamak istiyorsak tekrar bir MOV komutu 10 sayısını atadığımızda bu sefer 5 silinip yerine 10 gelecektir. İçeriği temizlemek için de in girişine 0 yazıp içeriği temizleyebiliyoruz. MOV komutunu çalıştırırken dikkat etmemiz gereken özelliklerden bir tanesi taşınan veri ile taşınan alan arasındaki veri uzunluğunun birbirine uyumlu halde olması önemlidir. Örneğin Qbyte 0 alanına bir veri taşıyacaksam eğer ben Qbyte 0'ın veri uzunluğu ne kadardır? Şuradan göstereyim. Qbyte 0'ı açtığımızda Q00'dan Q07'ye kadar olan bitler bütün içeriği bir yaparsam toplamı 255 karakter yapar. Ben buraya 300 sayısını yazarsam 255'i doldurur ancak 300'den kalan kısmı kayıp veri olarak kalır. Kaybolur. Yani taşıma esnasında kaybolur. Burada çıkış sayısını arttırabiliyoruz. Bu yıldız işaretiyle her tıkladığımda çıkış sayısı artacak. Bu yazdığımız veriyi her çıkışa atayacaktır. Yani birden fazla çıkış kullanabiliyoruz. MOV komutuyla ilgili bir tane örnek soru yapalım. Ondan sonra diğer komutlara geçeyim. Evet, komutu işlevini bir örnekle açıklayayım. Örneğimiz ne olsun? Mesela bir zamanlayıcı olsun. Zamanlayıcıyı farklı zamanlarda çalıştıran bir hafıza alanı atayım. Ve bu zamanlayıcı kontağıyla da bir dijital çıkış çalıştıralım. Öncelikle bir tane giriş adresi atayalım buraya. .0.1 Bir tane zamanlayıcı alayım. TP'yi alıyorum mesela. Okey dedim. Ve bunun çıkışına da bir tane dijital çıkış. Q0.0 Evet, burayı şu an boş bırakıyorum. Bir dijital input daha kullanıyorum. 0.1 Bu dijital input'um ne yapsın benim? Bu MOV komutu çağırayım. Mesela 2000 sayısını MWord 0 alanına atayım. Bir dijital input daha çağırdım. Input 0.2 sıradaki adresimiz. Buraya da 3000 sayısını MD 0 alanına atayım. Bir dijital input 0 daha olsun. Inputumuz daha olsun. Sıradaki adresimiz 0.3 ve MOV komutuna bu sefer şurayı silelim. 4000 D
değerini yine MD sıfır alanına atamış olalım. Bu MD sıfır alanında zamanlayıcı değer girişi olarak atalım. Zaman girişi olarak atalım. MD sıfırı yazmamın sebebi zamanlayıcılar işte şu PT kısmına double word uzunluğunda veri girersek kabul ediyor. Onun için MD sıfır alanına atalım. Şimdi bunu bir piyasaya gönderelim. Ve de online konuma geçelim. Şimdi önce zamanlayıcı girişine bir değer ataması yapalım. Ama atamadan önce şurayı bir ne yapalım? Desimal formatta görelim. Evet, input 01 ile bir değer atayacağım. Input 01 aktif olduğunda 2000 değerini MD 0'a ataması gerekiyor. Evet, 2000 değerini atadı. Şimdi input 00 yaptığımda U00 çıkışı 2 saniye için çalışıp duracak. Evet. Bir de olmadı. Input 0 bir daha bastım. Evet, input 02 yapalım. Bu sefer 3000'i atadı. 3000'i çalıştırırken de içindeki değer 3000 olduğu için 3 saniye boyunca çalıştı. Durdurdu. Ve son olarak input 03'ü yani 4000 değerini atadım. 4000 değerini atadıktan sonra input 00 yaptığımda 4 saniye boyunca Q00 çıkışını çalıştırmış oldu. Evet, bir zamanlayıcı kullanarak farklı sürelerle bir çıkışı çalıştırıp durdurma imkanı sağladı mol komutu. Tabi bu böyle problemi farklı komutlarla çözme imkanı var. Ama konumuz mol olduğu için mol yaptım ben. Birden fazla çözüm tabii ki mevcut. Komutlar bu işi yapacak bayağı bir komut var çünkü. Evet, burayı kapattım. Şu networkleri sileyim. Bir de moblock komutunu göstermek istiyorum. Moblock komutu in girişine geldiğimizde arkadaşlar tanımlanması gereken değerler yani veriler array tipinde olması gerekiyor. Yani dizi formatında buraya veri girmemiz gerekiyor. Başka veri alanı veri olarak başka bir şey kabul etmiyor. Bu count dediği şey yazılacak veri sayısı sınırını ifade eder. Sayını nasıl tutmak istiyorsanız sabit sayı da olabilir. Başka bir şekilde olabilir. Row çıkışına atama işlemi gerçekleştiriyor. Şimdi array verisini oluşturmam için önce bir data blok oluşturmak gerekiyor. Mov blokun mov'dan farkı birden fazla veriyi taşıyabilmesi. Mov sadece bir tane veri taşıyor. Yani in girişine bir değer. Yani sadece bir değer girebiliyoruz. Ondan başka değer girme şansı tanımıyor. Data blok oluşturduktan sonra evet, global bir data blok. Mesela bir nişanının sıcaklık verilerini okuyup bir yere kaydedelim. Data bloğumuz geldi. Ne diyelim buraya? Sıcaklık değerleri diye bir değişken tanımladım. Bool değil, array tipinde biri yazmam lazım. Evet, array'ı seçiyorum. Array'dan da array'in integer olacak şekilde bir veri tanımlıyorum. Evet, burada 0 ve 1 yani iki tane değer gelecektir. Ben bunu 0, 1, 2, 3 diyelim 4 tane değer okumuş olalım. Ve bu oku tıkladığımda karşıma
sıcaklık değerleri 0, 1, 2, 3 diye bir dizi oluşturdu. Bir de ne yapalım? Bu okuduğumuz değerleri ne yapalım? Başka bir veri oluşturup onun içine atalım. Mesela fan motorları diyelim. Fan motor motoru diyelim. Böyle bir veri oluşturayım. Kafadan bir şey oluşturmuştum. Bu da aynı şekilde array 0 ile 3 arası olan 4 tane değer olmuş olsun. Bu sıcaklık değerlerini başlangıç değerleri yazayım. 20 derece olsun. 25, 35, 45 gibi değerler. Şimdi ben buradaki sıcaklık değerleri, data blokta oluşturduğum sıcak değerlerini fan motoru data blokta oluşturduğum fan motoru içine taşımak istiyorum. Kapatıyorum burayı. In değerim sıcaklık verileri içerisinde sıcaklık değerleri işte nereden başlasın? 1'den itibaren 3 tane değeri geleyim buraya yine sıcaklık verileri içerisinde fan motoru verisinin içine gireyim. 1'den itibaren bunları yapıştırsın. Evet, taşıdım. Yani sıcaklık oluşturduğum, belirlediğim sıcak değerlerini fan motoru kısmına taşımış oldum. Bu iki veriyi karşılaştırıp bir karşılaştırma komutuyla bir dijital çakı çalıştırma yapabilirim. Onu da yapayım. Mesela komparatörden bir tane diyelim ki büyük eşit kontağını çağırıyorum. Taşıdığım değer ne? Fan motoru kısmı. Sıcak değerler içerisinde fan motoru. Fan motoru 3 diyelim. Ne olsun? İşte 35 dereceden büyükse bir tane dijital çakı çalıştırayım. Bir tane motor çalışsın yani. Havalandırma yapsın. Şuraya bir tane dijital adres atayım. Şartlı çalışsın. Input 0.0. Bir de buraya içeriği temizlemek için input 0.1. Ne yapayım? Bir daha mov çağırayım. Evet, mov'dan buraya 0 değeri atayım. İşte kim var burada? Çalıştırdığımız kim vardı? Sıcaklık verileri içerisinde fan motoru. Sıcaklık değeri fan motoru 3. 3 müydü? 1. 1'di galiba. Kimi karşılaştırdım? 3. Evet, 3'ü içeriğinde silmiş olayım. Evet, bunu da bir gönderelim bakalım. Hem data bloğu'da açarız, o sırada görme şansımız olur. Data bloğumuzu da açıyorum. Evet, şu arkadaşlar, şu eğer kapalı duruyorsa ya oka tıklayıp veya da şu sayfayı genişletebilirsiniz. Yani geniş mod seçeneği de var. Bütün satırları görebiliyoruz. Burayı da bir şey yapalım. Online olarak görelim. Şu an burası boş. Bu benim belirlediğim değerler. Şurası şu boş. Şimdi ben input 0.0 yaparsam fan motoru 1'den itibaren belirlediğim sıcaklık değerlerini buraya kopyalayacağım. Evet, input 0.0. Evet, kopyaladı. Geliyorum ana sayfaya. Ana sayfada fan 3 değeri 35'ten büyükse dedik. Bakalım 35'ten büyük müymüş? Evet, 35'ten büyük. Q0.0'ın çalışmasını bekliyoruz. Evet, aktif durumdaymış zaten. Ne ile temizleyeceğim burayı? Input 0'a 0.0 ile temizlersem eğer Q0.0 alanı temizlemiş oldu. Yani fan motoru durmuş oldu. Moblon'da çalışma şekli bu. Bir tane daha Moblok şey vardı. Varyanttan hariç şu diyelim.
Evet, bu da U mu blok? Arkadaşlar bu kesme öncelikli, bu taşıma öncelikli. Yani bu işte kesme ve taşıma aynı anda gerçekleşiyorsa taşımayı ara verip ne yapar? Kesme işlemini devam ettirir, sonra taşımaya geçer. Bu da tersi. Yani önceliği taşımak. Bir önce bilgiyi kopyalamak yani, öyle söyleyeyim. Başka komutlar, doldurma komutu var. Bu da yine doldurma ve kesme önceliği olan fil blok. Burada kesme önceliği olan fil blok, doldurma olan U fil blok var. Başka diğerleri de arkadaşlar yine değineceğiz. Ha, bir de swap komutu var. Onu da şuradan göstereyim. Evet, swap komutu arkadaşlar girişlenen uygulanan hafıza alanı içerisindeki bytelerin sırasını değiştiriyor. Yani nasıl diyeyim? 48 sayısını mesela yolladınız. 48 içerisindeki aktif olan bitleri sırasını değiştiriyor. Yani bir sonraki işlemde, yani out çıkışında 48'e ait bir olan bitler sıra değiştirerek daha büyük bir sayı olmuş oluyor. Şimdi bu komutu ben de kullandım, onu da söyleyeyim. Siemens işlemcisi yani bellek yapısı nasıl oluyor? Arkadaşlar bit numaraları sağdan sola büyüyor. Şu Excel'deki şeye bir daha geri dönersek, bitler ne oluyor? Sıfırdan 7'ye doğru büyüyor. Bytelar nasıl oluyor? Bytelar sıfırdan başlayıp soldan sağa doğru büyüyor. Bütün işlemcilerin, her markanın işlemcilerin bellek yapısı böyle değil. İşte tersi olanlar var. Bit numarası soldan sağa büyüyüp, byte numarası sağdan sola büyüyenler var. İşte onlarla veri alıp vermek için swap komutu kullanılabiliyor. Evet arkadaşlar, mov komutları ile ilgili anlatabileceğim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar dönüştürme komutlarıyla devam edeceğiz. O videoda, o çalışmada daha doğrusu, görüşmek üzere.